Aşağıda grafikte 5 kişinin ağırlıkları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu kişilerin ağırlıkları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre bu 5 kişinin ağırlıklarının toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi Azra Ceyda'dan 5 kilogram ağırdır diyor arkadaşlar. Şimdi Azra Ceyda'dan 5 kilogram ağırdır. Peki şimdi Berna ve Efe aynı ağırlıktadır. O zaman burası Berna, burası Efe olacaktır diyelim ki. Aynı ağırlık çünkü gördüğünüz gibi. Ceyda Berna'dan 3 kilogram daha ağırdır demiş arkadaşlar. Ceyda Berna'dan 3 kilogram daha ağırdır diyor. Şimdi o zaman ya şu Ceyda'dır ya da şu Ceyda'dır bilmiyoruz. Defne Berna'dan 2 kilogram hafiftir diyorsa arkadaşlar. O zaman şurası Defne olacaktır. Bakın burası Defne'dir. Peki Azra Ceyda'dan 5 kilogram daha ağırdır diyor ve burada da Ceyda Berna'dan 3 kilogram ağırdır diyorsa burası Ceyda burası Azra olacaktır. Şöyle diyeceğiz o zaman. Peki bu 5 kişinin ağırlıklarının toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi bu 67 kilogramdı. Burası 67. Peki Azra Ceyda'dan 3 kilogram e, Azra Ceyda'dan 5 kilogram ağırsa o zaman burası 62'dir arkadaşlar. Peki ne demişti? Ceyda Berna'dan 3 kilogram ağır diyorsa. Işte 62'den 3 çıkardığınız zaman burası kaç yapar? 59 yapar. Peki daha sonra Defne Berna'dan 2 kilogram hafiftir diyorsa. Bu 59'da bu da 59'dur. Şuraya da 57 düşer. O zaman 62 artı 59 artı 67 artı 59 artı 57. Bunları topladığınız zaman arkadaşlar kaç çıkacaktır? 304 çıkacaktır. Cevabınız D'dir. Aşağıdaki grafikte 3 farklı ürünün birer adetlerinin maliyet ve etiket fiyatları gösterilmektedir. Peki. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bir adetinin maliyet fiyatı en yüksek olan ürün çantadır diyor. Evet beyaz maliyeti veriyorsa beyazın en yüksek olduğu yer çantadır. Bu doğrudur arkadaşlar. Bir adet çantanın satışından %20 kar elde edilmiştir. Çantanın maliyetine baktığınız zaman maliyet 200 lira. Satış fiyatı 240 lira, 40 lira kar var. Bakalım arkadaşlar, 40 lira kar bunun yüzde kaçıdır? Yani bunun yüzde kaçı 40 liradır? Bunu sorguluyoruz biz. Sadeleştirdiğimiz takdirde x eşittir 42'ye böldüğünüz zaman 20 yapar, yani doğrudur. Ürünlerden birer adet satıldan 160 TL kar elde edilmiştir. Şarptaki kara baktığınız zaman 80'dir. Kemerdeki kar 40 liradır. çandadaki kar arkadaşlar 40 liradır. Topladığınız zaman bunu 160 yapar, bu da doğrudur en yüksek kar yüzdesi kemerlerden elde edilmiştir demiş. Kemerden elde edilmiştir diyor. Şimdi çantadaki karın yüzde yirmi olduğunu kanıtlamıştık B şıkkında. Burası yüzde yirmi dediniz. Peki kemerdeki kâra bakalım arkadaşlar. Yüze alınan ürün 140 satılmış gördüğünüz gibi. Yüzde kırk kar var burada. Yüzde kırk kar var. Peki şapkaya bakalım arkadaşlar. Şapka 120'ye alınan ürün 200'e satılmış. Yani 120'de 80 kar yapılmış. Şöyle düşünebilirsiniz. 120'de 80 kar demek yüzde kaç kar demektir diye de düşünebilirsiniz. 120 çarpı x eşittir. 100 çarpı 80. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar 40'a bölelim isterseniz. 40'a böldük. 2 40'a böldük. 3 yapsın. 3x eşittir buradan 200. X eşittir 200'ü 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar, 200'ü 3'e böldüğünüz zaman yaklaşık olarak 65 eşittir 195 yapıyor. 65'ten büyük bir sayı. Yani bunların hepsinden büyük olduğu kesindir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabınız en yüksek kar kemerden elde edilmiş demesi yanlıştır. En yüksek kar şapkadan elde edilmiştir. Yani D şıkkı yanlış oluyor arkadaşlar. Cevap D'dir. Yukarıdaki bir veri grubuna ait kutu grafikte açıklık çeyrekler açıklığından medyan kadar fazladır demiş arkadaşlar. Bakın şimdi bu arkadaşlar en küçük değer. Bu en büyük değer. Açıklığa bakalım. Açıklık en büyük değerden en küçük değeri çıkartıyorsunuz. 57 n. Peki arkadaşlar bakın şurası alt çeyrek Burası üst çeyrektir. Çeyrekler açıklığı. Çeyrekler açıklığı yazalım. Açıklığı. 6 n'den çıkartıyorsunuz. 10'u. Peki arkadaşlar bunun medyanı tam ortadaki değerdir. Bakın medyan. Medyan. Şurasıdır diyeceğiz. Burası medyandır. O da 25. Peki bize demiş ki arkadaşlar açıklık çeyrekler açıklığından medyan kadar fazladır medyan kadar fazla Yani bundan bunu çıkardığınız zaman 25 oluyormuş. 57 eksi n'den çıkartıyorsunuz 6 n eksi 10'u bu 25 oluyormuş. O zaman 57 eksi n eksi 6 n artı 10 eşittir 25 ise burası kaç yapacak arkadaşlar? 60 e, 67 Eksi 7 n eşittir 25. 25'i e sol tarafa attınız. Eksi 7'nin sağ tarafa attığınız zaman 7 n eşittir 42. n eşittir buradan kaç yapar? 6 yapar. Bizden de zaten n'i soruyordu. Cevabınız c'dir. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi demiş. Yukarıdaki tabloda bir aracın 4 günde harcadığı yakıt miktarı gösterilmiştir. Buna göre 4 günlük harcanan yakıt miktarının günlük dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Pekala şimdi baktığınız zaman arkadaşlar hepsini toplarsak kaç yapar? 12, 18 daha 30. 30 da 26'yı topladınız 56. 56 ile 16'yı toplarsanız 72. Yani burası toplamda 72. Şimdi bakın 72. 72'de 16, 72'de 12, 72'de 18, 72'de 26 var gördüğünüz gibi. Şimdi günlük harcanan yakıt miktarlarının günlük dağılımını gösteren dairesel grafikten bahsediyoruz biz. Peki şimdi şu cumartesi ve pazara bir bakalım isterseniz. Hani bunlar 72'ye tam bölünüyor ya ondan dolayı. 72'de 12 ise 360 derecede nedir diye düşünürüz arkadaşlar. Bakın 72'nin bu 6'da biri olduğu için bu da 360'ın 6'da biri olacak. 360'ı 6'ya böldüğünüz zaman arkadaşlar 60 çıkar burası. Yani cumartesi günü 60 olacak arkadaşlar cumartesi günü. Cumartesi günü 60 olan hangisi var ona bir bakalım. Diğerlerini eleyelim isterseniz. Cumartesi 50 demiş yanlış. Cumartesi 60. Cumartesi 60 burası. Evet. Cumartesi 60 ve cumartesi 60 tamamdır. Cumartesi yani 60 olmayanı eledik. Pazara gelelim arkadaşlar. Mesela 72'de eğer 18 diyorsa pazar için konuşuyoruz. 72'nin 18'ini pazarda harcamışsa 360 derecede de nedir diye düşünürsek arkadaşlar. Bakın 18.72'nin dörtte biri. Dörtte böldüğünüz zaman bunu dörde bölünce 18 çıkıyorsa bunu da dörde bölünce arkadaşlar ne çıkması lazım? 90 derece çıkması lazım. Ha şöyle de yapabilirsiniz. Bakın içler dışlar çarpımı yapıp birbirine diye de bilirsiniz. Aynı şey çıkacak zaten. Pekala buradan arkadaşlar hangisi pazar 90 olacak arkadaşlar? Pazarın 90 olmadığı yerleri silelim isterseniz. Şurada pazar düzgün verilmemiş. Diğerlerinde pazar 90 olarak verilmiş. Tamam. Şimdi elimizde A, D ve E seçeneği kaldı arkadaşlar. Şimdi 16 cuma'ya gelelim isterseniz cuma. Şimdi 72'de eğer 16 ise 360'da nedir diye düşünürsek. Burada işler dışlar çarpımı yapalım isterseniz. Buradan arkadaşlar diyoruz ki 72 çarpı a eşittir 360 çarpı 16 ise sadeleştirdiğim zaman burası 5. a eşittir buradan 80 yapar. Yani cuma 80 olacak arkadaşlar. Cumanın 80 olmadığı yerleri silelim isterseniz. Cuma burada 100 demiş. Evet cuma burada 80 olacak. Bakın bu Denizli şıkkı kaldı elimizde. İsterseniz diğerinde bulalım. Hangisi kalmıştı? Pazartesi kalmıştı. 72'de 26 ise 360'da nedir diye sorguladığımız zaman iç dış çarpımı yaparsanız şöyle de yaparsınız. Mesela 360 arkadaşlar 72'nin 5 katı olduğu için şu B de 26'nın 5 katı olacak. Mesela 130 yapacaktır dersiniz. Şurası 130 derece oluyor zaten ve cevabınız D oldu. Yukarıda dairesel grafikte bir otobüsteki kadın ve erkek yolcuların dağılımı gösterilmiştir. Otobüsteki kadın yolcular erkek yolculardan altı fazla olduğuna göre otobüste kaç yolcu vardır diyor arkadaşlar. Şimdi burası 150 derece geriye 210 derece kalır. Şurası 210 derecedir. Şimdi şöyle diyelim. Aradaki derece farkına baktığınız zaman arkadaşlar 210 dereceden 210 dereceden 150 dereceyi çıkartırsanız 60 derece yapıyor. İşte kadın yolcu sayısı erkek yolculardan 6 fazla ise 60 derece 6 kişi sayısına denk geliyormuş. Otobüste kaç yolcu vardır? 60 derece 6 ise 360 derece otobüsteki tüm yolcu sayısı. 360 derece nedir dersiniz? iç dış çarpımı yapabilirsiniz. 60 çarpı x eşittir. 6 çarpı 360. 60 ile bu sadeleşirse 6 kalır. X eşittir 6 kere 6, 36 yapar. Yani cevabınız D'dir. Bir otelin günlük müşteri sayıları ile ilgili bir veri grubu hazırlanıyor. Bu veriler kullanılarak aşağıdaki kutu grafiği çiziliyor demiş. Bu veri grubu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın en küçük değer 30'dur. Evet doğru. Alt çeyrek değeri 50'dir. Şurası alt çeyrektir. Yani kutunun sol ucu arkadaşlar alt çeyreği olmuş oluyor. 50'dir. Evet bu da doğru. Peki bize ne demiş başka? Ortanca değeri 60'dır. Evet tam ortadaki arkadaşlar şurası 60 oluyor. Evet bu da doğru. Ortanca değer. Açıklık. En büyük değerden en küçüğü çıkaracağız. Yani 110'dan 30'u çıkardığımız takdirde 80 yapar 90'dır demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çeyrekler açıklığı şu alt çeyrek bu üst çeyrek 80'den 30'u çıkardığınız zaman pardon 50'yi çıkardığınız takdirde 30 yapar. Bu doğrudur mesela ama de yanlıştır arkadaşlar. Aşağıda grafikte bir otogaleride satılan 7, 7 farklı otomobilin alış ve satış fiyatları verilmiştir. Buna göre bu otomobillerin kaç tanesinin satışında kar elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi alış fiyatları ve satış fiyatları olarak nokta grafiği verilmiş gördüğünüz gibi. Şimdi buna baktığınız zaman 500 e almış 500'e satmış kar yok arkadaşlar. Burada 550'ye almış 700'e satmış. Evet burada kar var şöyle kare içerisine alayım kar olanları. 600 e almış 500'e satmış. Burada yok arkadaşlar. Olmayanları çarpılayayım. 650'ye almış 800'e satmış. Burada kar var arkadaşlar. 700 e almış 600'e satmış zarar etmiş adam. Burada yok. 750'ye almış 900'e satmış. Burada kar var arkadaşlar. 800'e alıp 800'e satmış. Evet burada kar yok. 3 tanesinde kar vardır. Cevabınız B'dir. Aşağıda grafikte bir şehrin haftalık sıcaklık değerleri verilmiştir arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki hangi iki gün arasındaki sıcaklık farkı en fazladır demiş. Zaten grafikten görülüyor bakın en fazla perşembe günü var. En düşük de cumartesi günü var. Cumartesi perşembe günü arasındaki sıcaklık farkı en çoktur.